Evet arkadaşlar, Konya'nın tarihi ilçesi Sille'de bulunmaktayız. 500 yıllık tarihin ihtişamına hoş geldiniz diyor belediye başkanı. Görmüş olduğunuz gibi mağaralar, Sille mağaraları. Mağaralara girmek tehlikeli ve yasak olduğunu söylüyorlar. Sille Dağı. İlli ufaklı bir sürü mağara bulunmaktadır. Aşağıda görmüş olduğunuz gibi Selçuklu Belediyesi'nin yapmış olduğu tarihi Sille Caddesi. İrili ufaklı bir sürü kafe, kahvaltı yerleri bulunmaktadır. Eski Sille Camii. Görmüş olduğunuz gibi Sille. Bu taraftaki yolu takip ederseniz Sille Baraj Parkı'na doğru götürüyor sizi. Şu şekilde gösterelim. Caminin yukarı Sille yolundan giriliş kapısı. Tabi restore edilmiş ama 500 bin yıllık tarihi Sille'deyiz. Selçuklu Belediyesi Sille Kalkındırma Projesi burada devam etmektedir. Görünüm itibariyle Nevşehir, Ürgüp, Göreme havanası andırmaktadır. Tarihi Sille caddelerine doğru inelim arkadaşlar. Sille yoluna inmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Aşağıdan daha bir güzellikler. Sille sokaklarındayız. Selçuklu Belediye Başkanı tarafından ele alınmış olup restore ediliyor. Restore edildiği için kapanmış. Dünyanın dört bir tarafından gelen turistleri görmek mevcuttur. Sille Postanesi. Gördüğünüz gibi bu işletmede şehit ailelerinden ücret alınmamaktadır diyor. Sille Konak Büfe'den. Akşamüstü gelip çay, kahve, saç böreği yiyebileceğiniz çok güzel mekanlar bulunmaktadır. İster mağara altında, ister mağara üstünde yiyebilirsiniz.
Hemen Sille Sokağı'nın altında yapılmış olan kanal akşamları sizleri serinletebilir. Konya tarihi Sille'de aktaracaklarımız bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayınız arkadaşlar. GökTV ekibi olarak sizlere birçok bölgeyi göstermek için elimizden geleni yapıyoruz. Sille'den hepinize kalın sağlıcakla diliyoruz. Ben herkese merhaba. Karşıda görmüş olduğunuz Sille mağaraları, Sille kalesi, Sille barajı parkına giden yol. Görmüş olduğunuz gibi Konya Sille, Ürgüp Nevşehir Göreme'nin bir benzeri sayılabilir. Selçuklu Belediyesi'nin yaptırmış olduğu tarihi Konya Sille kafeleri siz değerli halkına beklemektedir. İrili ufaklı gözleme salonları, çay kahveleri, kahve yerleri bulunmaktadır. Ortadan geçen akarsu vermiş olduğu serinlik sizleri rahatlatmaktadır. Güzel nargile içebilirsiniz arkadaşlar. Konya Sille Kültür Parkı diye ismi geçmektedir. Gündüz sıcak olsa da ortadan geçen kanalın özellikle ırmağın diyelim vermiş olduğu serinlik fazla bir sıcaklığa etki etmiyor diyebiliriz. Dünyanın her bir tarafından gelen turistlere bütün düşünülmüş kafeteryalar, oteller mevcuttur. Sille Konak Restoran'da sahibine de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çünkü şehit ailelerinden ücret alınmamaktadır diye kocaman levhasını asmışlar. Şu köşede gördüğünüz gibi. Bizler de yapmış olduğu kampanya için teşekkürlerimizi sunuyoruz. GökTV olarak tebrik ediyoruz. Aşağı doğru indiğimizde kahve içebileceğiniz, çay içebileceğiniz, nargile içebileceğiniz evler mevcuttur. Dondurma, çocuklar için dondurma, çocuklar için Sille oyun parkı bulunmaktadır. Burada bulunan fırından Sille kurabiyesi de alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi fırından taze çıktı diyor. Ustasından saç böreği, vafle, her türlü içecek, yiyecek bulmanız mümkündür. Sille caddelerinden aktaracaklarımız bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederiz. Yerler mevcuttur. Dondurma, çocuklar için dondurma, çocuklar için Sille oyun parkı bulunmaktadır. Burada bulunan fırından Sille kurabiyesi de alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi fırından taze çıktı diyor. Ustasından saç böreği, vafle, her türlü içecek, yiyecek bulmanız mümkündür. Sille caddelerinden aktaracaklarımız bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederiz.